Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Dünya Savaşı açıklaması. Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin Senato'da reddedilmesini değerlendirdi. Biden yönetiminin Kongre'ye şantaj uyguladığını ve bunun ABD tarihinde yeni bir şey olmadığını savunan Medvedev şunları kaydetti. Dağılma aşamasında olan küçük bir devlet için bu kadar para daha önce istenmemişti. ABD Başkanı ve aile üyelerini yozlaştıran bir ülke için bu kadar agresif şekilde ve küstahça para istenmemişti. Küba füze krizinden bu yana Rusya ile NATO arasında 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi hiç bu kadar gerçek olmamıştı. ABD yönetiminin Ukrayna'daki savaşta para kazandığını ileri süren Medvedev, Biden'ın 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini kaybetme ihtimalinin olduğu görüşünü paylaştı. ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği briefingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.